Sizlerle bu haftanın 8. sınıf Türkçe sınavının A kitapçanın çözümünü yapacağız. Şimdi birinci sorumla başlamak istiyorum. Birinci soru bize gerçek anlam ve mecaz anlam ayrımını yaptırmak istiyor. Arkadaşlar bize soru, aslında bu tür sorular sizin için çok kolay sorular. Şundan dolayı kolay, çünkü size tıpkı sınıfta işlediğimiz gibi ön bilgiyi veriyor. Bakın şimdi, bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşıp soyut bir anlamda kullanılmasına mecaz anlam denir. Sanatçıların keskin bir gözlem gücü bulunur cümlesindeki keskin sözcüğü mecaz anlamlıdır. Yani keskin sözcüğü burada aklıma gelen ilk manada değil, yan manasında değil, gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak mecazi bir anlam kazanmıştır. Aşağıdaki çökmek sözcüğünün mecaz anlamları verilmiştir. Şimdi bize çökmek sözcüğünün mecaz anlamlarını vermiş ve seçeneklerde o mecaz anlamlara uygun olmayanı bulmamı isteyecek. Çökmek sözcüğünün mecaz anlamlarına bakalım. Yoğun bir biçimde duymak, sarsılıp dinçliğini yitirmek, son bulmak, yıkılıp dağılmak anlamlarını görüyoruz. Şimdi bakıyorum A seçeneğine. Önce sorumu okuyayım. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu sözcük belirtilen mecaz anlamların herhangi birini karşılayacak biçimde kullanılmamıştır diyor. Toprağın birden çökmesiyle etraftakiler dört bir yana kaçıştı. Arkadaşlar, çökmek deyince aklıma ilk ne geliyor? Böyle yüksekten alçağa doğru bir çökmek geliyor, değil mi? Toprağın çökmesi de hani zeminden alçağa doğru bir çökmek değil midir? Hani zeminden aşağı doğru inmektir. Bir iniş hareketi mevcuttur. Yani coğrafi bir durumu, çöküşünü bize söylüyor. Yani burada bir mecaz anlam yok. Burada görüyorsunuz ki gerçek anlama sahip. Kendi üzerinizde kontrol sağlayamıyorsanız kısa zamanda çürüyüp çökmeniz pek mümkündür. Arkadaşlar, burada görüyoruz ki çökmek hani yüksekten alçağa doğru bir hareket değil, bir insanın çökmesi, yıpranması durumunda, yani gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmış, mecaz anlamda kullanılmış. Mustafa Kemal'in içine ilk defa lisede vatan kaygısı çöktü. Hani vatan kaygısı çöktü derken onu derinden hissetti anlamında, yoğun bir biçimde onu derinden hissediyor. Boş vermişliğin, adaletsizliğin, cahilliğin had safhada olduğu bir dönemde vatan çöktü, yıkıldı, dağıldı, son buldu. Bakın, sarsılıp dinçliğini yitirmek B seçeneğinde var. Yoğun bir biçimde duymak C seçeneğinde, son bulup yıkılmak, dağılmak D seçeneğinde var. Bu yüzden cevabımız A oluyor gençler. Gelelim ikinci sorumuza. Bu cümledeki kendi sözünü söylemek söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım cümlemize. Kitapların büyüsünü tarif etmek mümkün değildir. Kitaplar yaşamın her yönünden yararlanır ama yine de sonunda kendi sözünü söyler. Burada şöyle yapıyoruz. Önce bir yorumlayalım. Kitapların büyüsünü tarif etmek mümkün değil. Kitaplar yaşamın her yönünden yararlanır ama yine de kendi sözünü söyler derken, demek ki kitap son ifadesini kendisi belirtiyor. Hani kitabın kendi görüşünün belirtildiği ile ilgili bir seçenek arayacağız. Herkesin kendince yorumladığı içeriğe sahip olan, hayır, kendince yorumlamaya kapalı aksine kitap kim ne söyler? Söylerse söylesin en son kendi sözünü söyler, kendi sözüyle bitirir diyor. A cevap olamaz. Etkileyicilik bakımından üst sıralarda bulunan, etkileyicilikle ilgili bir ifade söz konusu değil. Ayırt edici özellikleriyle kendini gösteren, yani ayırt edici özellikleriyle, farklılıklarıyla kendini söyler, kendi sözünü söyler derken ayırt edici özellikleri kastediyordu zaten. Değişmeyen özellikler taşımak yine bana uymuyor. Cevabımız C oldu gençler. Bu metnin başına aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? Okuyalım. Demiş atalarımız, acaba ne demişler?
Bu sözün doğruluğuna her zaman inanmışımdır. Evini, odasını, çalıştığı yeri önemseyen, derli toplu tutan insanlar bu davranışlarıyla kendi kişiliklerini de belli ederler. Böyle insanları gözlemlediğimde hep şu sonuca ulaşmışımdır. Düzenli yaşayan insanlar her zaman daha başarılıdır. Gençler bakın, evini, odasını, çalıştığı yeri önemseyen, derli toplu tutan diyor. Aslan yattığı yerden belli olur. Evini, odasını, yattığı yeri toplayan insan, düzenli insandır kapısına çıkıyor. Olay cevabımız Adana olacak ama diğerlerine de bakıyorum. İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar. Burada arkadaşlar öyle bir şey yok. Hani kimle gezip tozarsanız onun huyunu kaparsınız gibi bir özellik var. Balık baştan kokar, kişi kendini baştan belli eder. Böyle bir şey vermiyor bana. Parçada taşıma su ile değirmen dönmez. Hani yetersiz imkanlarla bir şeyler olmaz, güzellikler gerçekleşmez manasında kullanılmış. Ama kişinin nasıl bir şeye sahip olduğu, nasıl bir düzene sahip olduğu yattığı yerden belli olur diye Adana seçeneği doğru cevabımız oluyor. Şimdi geldik, bulmacalı güzel bir sorumuz var, dördüncü soruda. Şimdi burada bizden şu isteniyor. Öncüler verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bulmacada belirlenmiş harflerle oluşturulabilecek anahtar sözcük olabilir? Şimdi aşağıda bazı sözcüklerin anlamları ve bu sözcüklerin bu anlamda kullanıldıkları cümleler verilmiştir. Bu sözcükleri cümlelerin içinde bularak bulmacanın satırlarına yazınız. Satırlarda ve sütunlarda daire ile belirtilen harflerle bir anahtar sözcük oluşturunuz diyor. Şimdi sütunlara yazacağız. Birde yazılanı cümlede bulup, cümlelerden herhangi birinde bulup birde yazılanı bire yazacağız, ikiye yazacağız, üçe yazacağız, ikidekini ikiye, üçtekini üçe yazacağız. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak. Arkadaşlar bir şeyin yüzü bir yöne doğru oluyorsa o yöne bakılıyordur değil mi? Bakmak gibi bir şey arayacağız o zaman. Bakıyorum. Liman karşı kaldırıma geçtiler, sağa sola döndüler, demir yoluna saptılar. Haftada bir iki gün işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirir? Limana bakan, bakmayı arıyordum zaten, bakanı buldum. Birinci sütuna bakmak kayıt yerleştiriyorum. Tamamen yazmayacağım. Şuralara ikinci harfi A, tam olarak yazamadım. Burası A arkadaşlar. Neyse burada A olduğunu biliyoruz. Burada da A var. Bakmak. Evet, bakmak. Buraya bakmak'ı yerleştirdik. Şunu A gibi düşünelim. Bakmak. Şimdi yön değiştirmek. Arkadaşlar şurada saptılar sözcüğünü görmüştük. Sapmak yapacağız o zaman buraya. Buraya bir S harfi sapmak. Şuraya da bir P harfi gelsin. Üçe bakalım. Sağlamak. Sağlamakta gençler sağlamak sözcüğüne bakacak olursak hani sağlamak yerine ayda şu kadar gelir sağlar, şu kadar gelir getirir diyebiliyor muyuz? O zaman getirmek sözcüğünü alacağım. Son buraya da K'yi aldım. Şimdi yerleştirelim. Bire ne getiriyordum? Bire K geliyor. İkiye ne geliyor? İkide A vardı. K. Üçe ne geliyor? S geliyor. S. Dörde ne geliyor? A geliyor. Kasa. 5'e ne geliyor? 5'e de arkadaşlar P geliyor. Yani doğru cevap kasap olmuş oluyor. Bu cümlede anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar cümlemizi okuyalım. Omuz gelişimi için 8 yaşına kadar yüzme kursuna giden, koordinasyon katkısı için basketbol oynayan, görme ve dikkat yeteneğini geliştirmek için 1 sene resim kursuna giden, göz ve el koordinasyonu için 2 yıl piyano eğitimi alan Mete Gazoz bugün 22 yaşında olimpiyat şampiyonu olmuş. Ne çalışmış ama değil mi? 22 yaşında olimpiyat şampiyonu olmuş ama bakın ne kadar düzenli ve sistemli bir eğitime sahip. Demek ki başarı için çalışmak gerekecek arkadaşlar. Hadi gelin bulalım hangi seçenek cevabım olacak.
A'ya bakıyorum, başarı, baş olmak için arı gibi çalışmak gerekir. Sanırım yaklaştık ama diğer seçeneklere de bakalım. Coşku zekadan daha önemlidir. Coşkuyla bir alakası yok. Başarınızı ilk unutan, başarısızlığınızı ilk gören siz olun. Başarıdan bahsediyor. Başarısızlık söz konusu edilmemiş. Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştiremezler, aşarlar. Yani onun düşünden de bahsetmiyor. Sadece bir başarısından bahsediyor ve o başarının arkasındaki çalışmadan bahsediyor. Bu yüzden başarılı olmak için arı gibi çalışmak gerekir mesajını veren A seçeneğim doğru cevabım olmuş oldu. Geldik 6. sorumuza. Arkadaşlar, şimdi 6. soruda bana cümlede anlam sorusu geliyor. Şimdi okuyorum. Yukarıda cümlenin anlam özelliklerinin, bazıları ile ilgili açıklamalar yapılmış. Bu anlam özellikleri ile ilgili bir not baremi oluşturulmuş ve altta bir metin verilmiş. Metinde bu anlam özellikleri kullanılmışsa yandaki puan verilecektir. Buna göre metnin değerlendirmesinin sonucundaki puan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım. Kavramlar arasında çeşitli yönleriyle kıyaslama yapan cümlelere karşılaştırma denir. Metnimde karşılaştırma var mı yok mu bakacağım. Varsa 5 puan alacak. Bir eylemin gerçekleştirilmesinin başka bir eylemin gerçekleştirilmesine bağlı olduğu cümlelere koşul sonuç cümlesi denir. Koşul sonuç varsa 4 puan alacak. Yapılan işin amacını bildiren cümlelere amaç sonuç cümlesi denir. Amaç sonuç varsa 7 puan alacak. Bir eylemin gerçekleşmesine gerekçesini bildiren cümlelere neden sonuç cümlesi denir. Neden sonuç cümlesi varsa da 8 puan alacak. Okuyorum paragrafımı. Enerji tasarrufunu sağlamak için yapılan döner kapılar enerji tasarrufu sağlar. Bakın şurada enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla yapılan döner kapılar diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. O zaman amaç sonucu ulaştım bile kaptık 7 puana. Devam ediyorum. Bu kapıların döner kanatları sıcak havanın dışarı çıkmasını engeller. Normal kapılarsa hava değişimine neden olduğu ve klimaların çalışma sistemini olumsuz etkilediğinden giriş çıkışın çok olduğu binalarda kullanılmaz. Kullanılmamasının sebebi ne? Nedeni ne arkadaşlar? Hava değişimine neden olması ve klimaların çalışma sistemini olumsuz etkilemesi. Neden sonuç cümlesine de ulaştım mı? Evet. Şimdi arkadaşlar, enerji tasarrufunu sağlamak için yapılan döner kapılar enerji tasarrufunu sağlar. Bu kapıların döner kanatları sıcak havanın dışarı çıkmasını engeller. Normal kapılarsa hava değişimine neden oldu diye devam ediyor. Döner kapıyla normal kapıyı şey yapıyor mu? Yani döner kapılarla normal kapıları karşılaştırıyor mu? Karşılaştırıyor. O zaman karşılaştırmaya da rastladım. Ama ben burada paragrafımda koşul sonuç cümlesine rastlayamadım. Hesaplayalım. 7, 8, 15, bir de buradan 5 puan aldık, 20 puan kazandık. Dolayısıyla cevabımız Denizli oldu. 7. soruya bakıyorum. Bu metindeki deyimlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım, zıvana değirmen taşlarının ortasında geçen ve onları hizada tutan kazıktır. Yerinden çıkması oldukça zor olan değirmen taşlarını sabit tutan alete verilen bu isim halk dilinde sabırlı bir insanın öfkeden deliye dönmesi anlamında kullanılan zıvanadan çıkmak deyimine de konu olmuştur. İkinciye geliyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda yayların kirişlerine çile denirdi. Acemi okçunun uzun bir süre kaslarını güçlendirmek amacıyla oksuz bir şekilde boş yay çekmesi çile çekmek olarak tanımlanıyordu. Bugünse bu deyim büyük üzüntü ve sıkıntı çekmek anlamında kullanılmaktadır. Bu deyimlerin ortak özellikleri ile ilgili hangisi söylenemez ona bakalım. Aynı dönemde ortaya çıkmışlardır diyebilir miyiz? Öyle bir ifade yok. Mecaz anlam kazanmışlar mı? Evet arkadaşlar, mecaz anlam kazanmış her iki deyimde.
gerçek bir durumdan yola çıkarak oluşmuş her ikisi de, bir durumu ifade etmek için kullanılmışlar her ikisi de, ama ikisi için de aynı dönemde ortaya çıkmıştır diyemeyiz. Bu ikisinin ortak özelliği olamaz, A seçeneği. Geldik şimdi bir konu bulma sorusuna. Metnin konusunu bulacağız. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir diyor 8. sorumuz. Rivayete göre 850'li yıllarda kaldı adında Etiyopyalı bir çoban güttüğü keçilerin bir meyve yediklerini ve bu meyveyi yedikten sonra daha hareketli olduklarını fark etmiş. Kendisi de bu meyveyi deneyince tadı hoşuna gitmiş ve kahvenin öyküsü de böylece başlamış. Fetihlerini Yemen bölgesine doğru ilerleten Osmanlılar da kahveyle tanışmış. 1517 yılında Yemen valisi Özdemir Paşa kahveyi İstanbul'a getirmiş ve sarayı kahveyle tanıştırmış. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kahvehane 1550'de İstanbul'da açılmış. Bu kahvehaneler insanların bir araya gelerek kahve içtikleri, tartıştıkları, fikir alışverişinde bulundukları ve iş konuştukları mekanlar durumuna gelmiş. Zamanla dilimizde kahve ile ilgili deyimler ve atasözleri görülmeye başlamış. Venedikli tacirlerin 1615 yılında kahve tohumlarını kendi ülkelerine götürmeleriyle kahvenin yolculuğu devam etmiş ve kahve Avrupa'ya yavaş yavaş yayılmış. Seçeneklere bakalım. Kahvenin Osmanlı İmparatorluğu ile tanışma hikayesi. Osmanlı ile tanışma hikayesinden bahsediyor ama devam ediyorum. Kahvenin bulunma ve dünyaya yayılma serüveni. Arkadaşlar bakın, kahvenin bulunuşu ve son cümlelerde Avrupa'ya yavaş yavaş yayılmış ifadesiyle dünyaya yayılmasına rastlıyorum. B'ye sıkı bir işaret koyarız. Osmanlı İmparatorluğu'nda kahvehanelerin işleyişi. Evet, kahvehanelerin işleyişiyle ilgili bir şeyden bahsedilmiyor. Kahvehanelerden bahsediyor ama kahvehanelerin işleyişi söz konusu değil. Kahvenin günümüze kültürlere yansıması bahsedilmiyor. Kahvenin Osmanlı İmparatorluğu ile tanışmasına değiniliyor ama esas konumuz bu değil. Esas konumuz kahvehanelerin bulunması ve dünyaya yayılması. Cevabımız Balıkesir oldu. Gençler şimdi bakalım. MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgına karşı alınacak önlemlerle ilgili numaralanmış yargılardan hangisi doğrudur? Bize bir görsel ifade verilmiş. Bu görsel ifadede belli bilgiler veriliyor. Bu belli bilgilere göre hangisine ulaşabiliriz, hangileri doğrudur onu göreceğiz. Teker teker okuyorum öncüllerimi 9. soruda. MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemleri hazırlamış. Bakalım neymiş önlemler? Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmaları durumunda haftada 2 kez PCR testiyle taranmaları istenecek. Aşı olmamaları durumunda öğretmen ve okul çalışanları aşı olmazlarsa PCR testi istenecekmiş onlardan. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları MEB ile Sağlık Bakanlığı arasında veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullarda gerekli bildirim yapılacak, veriler takip edilecek. Tüm öğrenciler okula maske ile gelecek. Ancak gelişimsel sorunu olan veya takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek, veli ve ziyaretçilerin okul bahçesine de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek, teneffüs saatleri farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak, ders süreleri 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak, beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak, okul bahçesi ve çevresinde kalabalık gruplar oluşturulması önlenecek. Sınıflarda doğal havalandırma sağlanacak. Şimdi bakalım okullarda zamanlamanın işleyişiyle ilgili düzenlemeler yapılacak. Arkadaşlar zamanlamanın işleyişiyle ilgili düzenlemeler yapılacak. Ders süreleri 40 dakikayı aşmayacak diyoruz. Teneffüs saatleri farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak diyoruz. O zaman 1'e ulaştık. PCR testinin yapılması aşının yapılıp yapılmamasına bağlıdır. İlk aldığımız maddeydi. Aşı yapıldıysa PCR testi istenmiyor ama aşı olmayanlardan PCR testi isteniyor. 2'ye de ulaştık. Kişilerin topluluk halinde bir araya gelmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Şimdi bak,
Teneffüs saatleri farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanıyorsa, okul bahçesi ve çevresinde kalabalık gruplar oluşturulması önleniyorsa, bu da o zaman kişilerin topluluk halinde bir araya gelmemesi için çalışmalar yapıldığını gösterir. Dolayısıyla cevabımız da üçüne de ulaştığımız için cevabımız Denizli 1, 2, 3 olur. Şimdi geldik Denizli'ye. Burada da bize yine benzer şekilde belli öncüler verilmiş. Arkadaşlık ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken görgü kurallarına göre aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlık ilişkilerindeki görgü kuralları neymiş? Arkadaşlarınızın samimi eleştirilerinde hemen savunmaya geçmeyin. Onları dinlemeye çalışın. Aranızdaki sırları başkasına anlatmayın. Verme sırrını dostuna, o da söyler dostuna demişim de. Hemen savunmaya geçme diyor, sırrını dostuna verme diyor. Özellikle çakalaşmalarınızı toplum içinde yapmamaya çalışın. Hem siz hem de dostunuz rencide olabilir diyor. Hani toplum içinde birbirinizi rencide etmeyin diyor. Arkadaşlarınız hassas bir dönemde ise onu rahatsız edecek şeylerden kaçının diyor. Arkadaşımızın hassasiyetine dikkatli olacağız. Hesap ödeme gibi mali konularda bölüşüme dikkat edin. Arkadaşınıza yardımcı olun. Evet. Tutulmayacak sözler vermeyin. Bu aranızdaki güveni zedeleyebilir. Arkadaşınıza karşı yaptığınız bir iyilik varsa bunu onun başına kakmayın ya da toplum içinde dillendirmeyin. Menfaatperest davranışlardan kaçının. Düşüncelerinizi güzel bir şekilde ortaya koyun. Ne kadar samimi olursanız olun, onun özel hayatına saygılı olun. Bakalım hangi davranış bu görgü kurallarına göre yanlış? Ayşe'nin ailesiyle ilgili özel bir durumu arkadaşı Elif ile paylaşmasının ardından Elif'in bunları kimseyle konuşmaması. Evet, arkadaşının sırrını kimseye vermemiş. Demek ki doğru bir davranış. Adem'in insanlarla kırıcı olmadan konuşması ile ilgili uyarılarda bulunan Kenan'ı dikkate alması. Arkadaşının önerisini dikkate almış. Eleştirisini dikkate almış. Demek ki bu da doğru bir davranış orada okuduklarımıza göre. Ortak yaptıkları bir proje ödevinde Ali'nin ekip arkadaşı Cengiz'den daha yüksek bir puan almak için uğraşması. Arkadaşlar, kendi menfaatlerimize göre davranmamamız gerektiği bize söyleniliyordu ama burada sanki Ali kendi menfaatine göre davranış sergilemiş. D'ye de bakalım. Sınıfça gidilen bir yemekte parası çıkışmayan Hüseyin'in hesabı ödemesine arkadaşı Ahmet'in yardım etmesi. Evet, ne diyordu bize? Hesap gibi mali konularda orada dikkatli olalım, arkadaşlarımıza yardımcı olalım ifadesi kullanılıyordu. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu gençler. Geldik 11. soruya. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar, başlığa giderken, yani bir metnin başlığına giderken şunu göz ardı etmemiz gerekiyor. Ana fikre ulaşacağız. Metnin başlığını bulacaksak ana fikri özümseyeceğiz ya da konuyu tespit edeceğiz. Şimdi bakalım. Denizler altında 20 bin fersah, 80 günde devre alem, dünyanın merkezine yolculuk gibi kitaplarıyla tanıdığımız ünlü Fransız yazar Jules Verne, 20. yüzyıldan sonra gerçekleşen birçok teknolojik hadiseyi yüzlerce yıl önceden haber vermiştir. Füze gücüyle ittirmeli olarak uzaydaki noktalara ulaşılmasını mümkün kılan uzay kapsüllerine aslında ilk olarak Ay'a Seyahat kitabında rastladık. Tıpkı James Verne'in tarif ettiği şekilde uzay seyahati için bir dakika, kitabında rastladık. Tıpkı James Verne'in tarif ettiği şekilde uzay seyahati için insanlar 100 yıl kadar beklediler. Yazar 1886'da kaleme aldığı bir makalede buharla çalışan platform halinde yükselen uçan taşıtların bahsini eder. O dönemde uçaklar henüz icat edilmemiş, hedef alınan kişiye elektrik akımı verilen, böylece ona etkisiz hale getiren şok tabancası piyasada yokken Denizler Altında 20 Bin Fersah romanıyla kullanılmıştır.
Bugün gerek iş gerek özel yaşam dahilinde sıkça kullanılan bir teknoloji olan video konferans görüşmeleri, yazarın 1889 tarihli makalesinde birbirine uzaktan görüntü aktarımı yapabilen algılayıcı aynalar şeklinde öngörülmüştü. Aynı dönemde yazılmış Karpat Kalesi isimli romanında hologram benzeri bir teknolojiyle sürekli devam eden bir canlı performans kurgulanmıştı. Bu da günümüz hologram teknolojilerinin ve hologram ile gerçekleştirilen canlı performansların oldukça eski tarihli bir tezahürü sayılabilir. Bayrakla yüzleşmek eserinde havada yön değiştirilebilen füzeler fırlatılabilen bir süper silah korsanlar tarafından ele geçirilip kullanılır. Bu füzeler 2. Dünya Savaşı'na kadar söz konusu değildir. 1888 yılında kaleme aldığı denizciler altında 20 bin fersahta elektrikle çalışan bir denizaltı olan ve okyanusun en derin noktalarına kadar ulaşabilen Nautilus'un yapabildiklerine yapan denizaltılarını bugün ancak kullanabiliyoruz. Uzayda yer alan ve güneş ışığından kesintisiz faydalanan güneş panelleri 1865'te Ay'a seyahatte öngörüldü. Bu halen konsept halinde bir teknoloji ve NASA başta olmak üzere diğer teknolojik ayrışmaların konusunu oluşturuyor. Gençler bakın şimdi. Bu metnin başta hangisi olabilir? Geleceği öngören adam James Verne. Şimdi gençler, James Verne'den bahsediyor, onun eserlerinden bahsediyor ve onun eserlerinin gelecekte nasıl kullanıldığını, geleceğe nasıl faydalı olduğunu, gelecekte nasıl kullanıldığını ve nasıl etkili olduğundan bahsediyor. Cevaba zaten ilk seçenekte ulaşmış olduk ama diğer seçeneklere de bakalım, çeldiricimiz var mı? Edebiyatın teknolojiye inanılmaz etkisi, böyle bir şey yok. Hani James Verne ve onun eserlerinden bahsediyor, genel olarak bir edebiyattan bahsetmiyor. Uzay seyahatinin temellerinin atılması değil konumuz. Uzay teknolojisine yön veren kitap Denizler Altında 20 bin fersah. Sadece 20 bin fersahtan bahsedilmiyor. Çünkü diğer kitaplarından da bahsediliyor gençler. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi kırık cam teorisinin örneklerinden biri olamaz? Bize burada kırık cam teorisinden bahsedecek. Kırık cam teorisine de hangisi örnek olamaz, ona bakacağız. Yolda çikolata yediğinizi düşünün. Fakat yedikten sonra elinizde çöpü kaldı ve yakınlarda çöp kutusu olmadığını fark ettiniz. O sırada köşede çöp yığını gördünüz ve oraya attınız. Eğer yerde başka çöp görürseniz siz de hemen oraya çöpünüzü atarsınız. Ama eğer yerde çöp görmezseniz elinizdeki çöpü yere atmadan önce iki kere düşünürsünüz. Biraz sürü psikolojisinden de bahsediyor sanki. Bu duruma kırık cam teorisi denir. Bu teori bir deney sonucu ortaya çıkmıştır. 1969 yılında bir psikolog ülkenin zengin ve yoksul kesimlerine 10 yıllık birer araba bırakır. İki aracın da plakası yoktur ve kaput kısımları da aralıktır. O sırada da bütün olup bitenler gizli kameraya alınmaktadır. Yoksul kesimin yaşadığı yerdeki araba 3 gün içinde baştan aşağı yağmalanırken zengin kesimin yaşadığı bölgedeki arabaya kimse dokunmaz. Ardından zengin kesimde duran arabanın yanına gidip çekişle vurarak camını kırarlar. Sonrasında orada yaşayan insanlar da araca zarar vermeye başlar. Birkaç saat içinde buradaki arabada kullanılmaz hale gelir. İşte kırık cam teorisi buradan gelmektedir. Bir binadaki kırık bir cam tamir edilmezse oradan geçen herkes diğer camları da kırmaktan çekinmez. Bakalım hangisi bu durumlara örnek olamaz? İşlediği ilk suçta ceza almayan bir adamın başka suçlar da işlemesi. Şimdi gençler, hani çorap söküğü gibi bir durum söz konusu. Hani ilkinde şey olmuyorsa, bir ceza almıyorsa başka suçlar da işlemesi, devamının gelmesi söz konusu ya bu kırık cam teorisinde. Devamı geliyor mu diğer suçların? Geliyor. Büyük bir restoran zincirinde yemek masasında peçetenin olmamasının müşteriler tarafından işlerin özenli yapılmadığını düşünmesine yol açması ve müşterilerin oraya gitmekten vazgeçmesi. Hani birçok müşteri gitmekten vazgeçiyor. Birçok şeyi etkisi altına alıyor. Bizim kırık cam teorisine uydu.
sorumluluklarını yerine getirmediğinde, herhangi bir yaptırım uygulanmadığını gören bir çocuğun davranışlarını alışkanlığa dönüştürmesi, yine devamı geliyor mu? Evet, devamı geliyor. Girdiği ilk sınavda kaygılanmayan bir öğrencinin sonraki sınavda kaygı düzeyinin artması. Arkadaşlar, önce bir kaygı yokmuş, sonra kaygı oluşmuş. Bu bizim kırık cam teorisiyle ilgili bir şey değil. Önce olan bir şey değil, sonradan oluyor. Bizim kırık cam teorisinde hani bir şeyin olumsuz durumunun devam ettirilmesi, hani bir olumsuz durum oluşması gerekiyor, olumsuz durumun devam ettirilmesi gerekiyor. D seçeneğinde öncesinde kaygı yok, sonrasında kaygı var. Bizim cam teorimize örnek olamadı. Dolayısıyla cevabımız D oldu. Şimdi güzel bir görsel mantık sorusuyla karşı karşıyayız. Görseller bize verildiği için güzel bir görüntü olmuş ve soruyu çözmek, emin olun, daha kolay olacak. Şimdi seçeneklere göre ilerleyeceğiz bu soruda. Şimdi diyor ki, bir semtte bulunan manolya, gül, zambak, orkide, sümbül ve yasemin apartmanlarının konumlarıyla ilgili bilinenler şunlardır. Manolya apartmanı zambak apartmanı ile yan yana değil. Yasemin apartmanının karşısında gül apartmanı bulunmaktadır. Sümbül apartmanı manolya apartmanı ile yan yana değildir. Orkide apartmanı ile gül apartmanı arasında iki apartman vardır. Arkadaşlar, zaten hani bize seçeneklerde konumlar verilmiş, krokiler verilmiş. Gayet de güzel bir görsel şeklinde verilmiş. Şimdi manolya apartmanı ile zambak apartmanı yan yana olmayacak. A'ya bakalım. Manolya apartmanı ve zambak apartmanı yan yana değil. Evet. Sümbül apartmanı manolya apartmanı ile yan yana olmayacak. Sümbül apartmanı manolya apartmanı ile yan yana olmayacak diyor. Evet. Orkide apartmanı ile gül apartmanı arasında iki apartman olacakmış. Arkadaşlar, orkide apartmanı ile gül apartmanı arasında iki apartman olacak maddesine A seçeneği uymadı. Çünkü orkide ile gül yan yana yer aldı. B'ye bakıyorum. Şimdi manolya apartmanı ile zambak apartmanı yan yana olmayacaktı. Evet, kuralı uyuyor, birinci kurala. Yasemin apartmanının karşısında gül apartmanı bulunmaktadır. Evet, Yasemin apartmanının tam karşısında gördüğünüz gibi gül apartmanı var. İkinci öncüle de uydu. Sümbül apartmanı manolya apartmanı ile yan yana değil. Sümbül apartmanı manolya apartmanı ile, evet, sümbül ile manolya yan yana değil gerçekten. Orkide apartmanı ile gül apartmanı arasında iki apartman vardır. Orkide ile gül arasında gerçekten iki apartman var. Gül ve zambak. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi doğru cevaba ulaştık. Doğru cevabımız Balıkesir oldu. Doğru cevaba ulaştığımız için artık bunu da geçiyoruz ve 14. soruya bakıyoruz. 14. soruda bu metin aşağıdaki soruların hangisine verilmiş bir cevap niteliğindedir sorusuyla karşılaşıyoruz. Okuyalım metnimize, bakalım hangisi için verilmiş olabilir cevabı. Parmaklarımızın farklı yapıda ve boyda olmalarının hangi gereklilikler sonucunda ortaya çıktığı konusunda öne çıkan 3 bilimsel görüş bulunur. Milyonlarca yıl önce yaşamış olan atalarımızın elleri bugün sahip olduğumuz el yapısından ziyade şempanzelerin ellerine benzerdi. Atalarımızın parmakları vücutlarına oranla daha uzun, avuç içleri daha genişti. Baş parmakları bugünküne oranla hem daha güçsüz hem daha kısaydı. Baş parmağın kısa olması ağaç dallarına tutunarak hareket etmeyi kolaylaştıran bir özellikti. Atalarımızın parmakları bugünkü etli ve hassas parmak uçlarından ve kemik ucundaki kavisten yoksundu. En popüler görüşlerden biri, alet yaparken daha becerikli olan yapısal özelliklerin hayatta kalma konusunda avantaj yaratması ve böylece bu özelliklere sahip olanların genlerini yeni nesillere iletmek konusunda daha başarılı olmalarına dayanır. Örneğin 1,5 milyon yıl önce balta ve benzeri daha geniş gelişmiş aletleri kullanmaya izin veren ellere sahip olmak, bunu başaramayanlara oranla önemli bir avantaj haline gelmişti. Zaman içinde aletler geliştikçe elimizde evrimleşerek bugünkü yapısına kavuştu.
Bir başka görüş ise ellerimizin atma tutma işinde maharet kazanma ihtiyacına bağlı olarak evrimleştiğini öne sürer. Ellerimizin farklı boylardaki kısa parmakları ve küçük avuç içi primatların birçoğuna kıyasla atma tutma işini daha kolay yapmamızı sağlar. Bu işte iki farklı özellik öne çıkar. Birincisi, beyzbol topunu tutarken olduğu gibi elimizi özel bir pozisyona getirerek yakalama işinde gösterdiğimiz maharet. İkincisi, örneğin bir baltanın sapını tutarken parmaklarımızın bilhassa baş parmağımızın pozisyonu ve gücü sayesinde sahip olduğumuz kavrayış kabiliyetidir. Elimizi yumruk yaptığımızda parmaklarımız arada bir boşluk kalmayacak şekilde kapanabilir. Buna izin verense parmaklarımızın eşit uzunlukta olmayışıdır. Güçlü baş parmağımız katlanmış diğer dört parmağımızın üzerine gelerek elimizi kilitler ve yumruğumuzu daha güçlü kılar. Bazı araştırmacılar ilk silahımız olan yumruğun evrimimizde önemli rolü oynadığını düşünür. Şimdi bakıyorum, parmaklarımızın her biri birbirinden farklı anlamlar mı taşır? Hayır, parmakların anlamları ile ilgili bir şey söylemiyor. A gitti, cevap olamaz. B'ye bakıyorum. Parmaklarımızın bağlı olduğu organlar hangileridir? Bundan hiç bahsetmiyor. Parmaklarımızın bağlı olduğu organlar söz konusu değil. Beş parmağımızın beşi neden bir diye şimdi farklı görevlerden bahsedildi. Beş parmağımızın beşi neden bir değil? Bize bunu açıkladı aslında evrimden başlayarak. Parmaklarımızın hareket ettirilmesi beynin hangi bölgesiyle ilişkilidir? Beynin bölgesinden de bahsetmedi. Parmaklarımızın beşi neden bir değil? Ondan bahsetti. Cevabımız C oldu arkadaşlar. Geldik şimdi bir paragraf oluşturma sorusuna. Anlamlı bir metin oluşturacağız. 15. sorumuzda. Harflerle belirtilmiş bu cümlelerde anlamlı bir metin oluşturulduğunda aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulur? Bakalım, bütün uğraşlarını bir anda gözlerinin önünde yok olduğunu gören çocuklar. Şimdi bütün uğraşlar diyor, giriş cümlesi olamaz zaten, geç bunu. Ağlamak yerine ikisi de, bakın DDA bağlacı varsa öncesinde bir şey var demektir, öncesinde bir cümle var demektir. Bu da benim giriş cümlem olamaz. Kale neredeyse tamamlanmışken büyük bir dalga gelip kaleyi bozdu. Bu da giriş cümlesi olamaz gençler. Bir yaz günü, evet, bir yaz günü plajda oturup kumlarla oynayan iki çocuğu seyrediyordu. Betimlemeyle başladı. Her ikisi de deniz kıyısında kapılarıyla, kuleleriyle, tünelleriyle kocaman bir kale yapmak için beraberce harıl harıl çalışıyorlardı. Çalışıyorlarmış ve bütün uğraşlarının bir anda gözlerinin önünde yok olduğunu gören çocukların gözyaşlarını boğulmalarını bekliyordum ama beni şaşırttı. Bakın ilkini denedim ama olmadı. Ağlamak yerine ikisi de ağlamak da olmayacak. O zaman ne yapıyorum? Bir geriye kalanı deniyorum. Harıl harıl çalışıyorlardı. Kale yapmak için çalışıyorlarmış. Kale neredeyse tamamlanmışken büyük bir dalga gelip kaleyi bozdu. Her şey bir anda bir kum yığınına dönüştü. Evet, aradığımı buldum ikincide. Bütün uğraşlarının bir anda gözlerinin önünde yok olduğunu gören çocukların gözyaşlarına boğulmalarını bekliyordum. Ama çocuklar beni şaşırttı. Ağlamak yerine ikisi de gülmeye başladı. Kalktılar, el ele tutuştular ve gülerek kıyıdan biraz daha uzaklaşıp yeni bir kale yapmaya gittiler. Evet, anlamlı bütünü sağlamış olduk arkadaşlar. İlk önce giriş cümlesini tespit ettik bakın. Sonra bir denedik, acaba ne getirebilirim? Zaten yerleştiremeyeceğimiz apaçık belliydi. K, A, R ve O'nun yan yana gelmesi anlamlı ve mantıklı oldu. Şimdi arkadaşlar, 16. soruda bize, bakın fiilimsili çok söylemiştik sınıfta da, çekimli fiil ve fiilimsiyi birbirine karıştırmamak çok önemliydi. Çekimli fiil, fiillerin ki peki artı şahıs eki alarak yüklem olmasıyla oluyordu. Ama fiilimsi belli fiilimsi eklerini alıyordu biliyorsunuz ki. Ve aynı zamanda çekimli fiil bizim yüklemimiz oluyordu.
Çekimli fiili zaten bize açıklıyor. Çekimli fiil zaman ve bir duygu bildirir. Ayrıca çekimli fiil işi yapan kişiyi bildirir. Eve gelince biraz uyudu. Uyuyan kim? O şahıs bakın. Cümlesindeki uyudu sözcüğü çekimli fiildir. Uyuyan kim? O şahıs eki. Şahısı bildiriyor çünkü. Fiilimsiler ki pek kişi eki alamazlar. Bir ismi veya fiili etkiler ya da bir eylemin adını bildirir. Eve gelince biraz uyudu cümlesindeki gelince sözcüğü fiilimsidir. Hayata geldiği günden beri elindekiyle yetinmeyen insan yaşamı sürekli sorgular. Şimdi arkadaşlar, geldiği fiilimsi, yetinmeyen fiilimsi, nasıl insan, yetinmeyen insan, nasıl gün, geldiği gün. Yaşamı sürekli sorgular. Sorgulamak, arkadaşlar, yaşamı sürekli sorgular. Geniş zamanla çekimlenmiş bir fiil. Sorgulayan kim? O. Şimdi burada çekimli fiili ayırt ettik. Bakalım hangisinde doğru verilmiş? Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı kesirli sözcüğün özelliği yanlış bildirilmiştir? Her insan derinden etkileyen hikayeler bulunur. Arkadaşlar, bulunur burada geniş zaman anlamı vermiş. Her insanı derinden etkileyen hikayeler bulunur. Bulunan ne? Hikayeler, yüklem. Aynı zamanda geniş zamanla çekimlendiği için çekimli fiil. Doğru verilmiş bunun görevi. Etkileyen hikayeler. Nasıl hikayeler? Etkileyen hikayeler. En biliyorsunuz ki sıfat fiil ikimiz. Burada fiilimsi de çekimli fiil de doğru bildirilmiş. Çok sevdiği memleketini terk etmeyi hiç düşünmedi. Arkadaşlar, düşünmedi. Görülen geçmiş zaman kipi değil mi? Düşünmeyen kim? O. Bakın yine şahsı veriyor bize. Hem görülen geçmiş zaman kipini almış, hem şahıs ekini almış. O şahısla çekimlenmiş. O zaman bu fiilimsi olamaz. Çekimli fiil olur. Yani yanlış belirtilmiş. Çok sevdiği memleketi. Sevdiği memleketi. Nasıl memleketi? Sevdiği memleketi. Dıktik. Sıfat fiil değil mi? Sıfat fiil. Demek ki çekimli fiil diye yanlış yazılmış. Cevabımız B oldu. Bir türlü kabul etmedi yaşamı boyunca yaptığı yanlışları. Nasıl yanlışlar? Yaptığı yanlışlar. Dıktik. Sıfat fiil. Fiilimsi diye doğru belirtilmiş. Etmedi. Çekimli fiil. Görülen geçmiş zaman kipi almış, şahısla çekimlenmiş, kabul etmeyen o çünkü. O yüzden cevabımız bu, yani bu da doğru oldu. Çekimli fiil olarak doğru gösterildi. Cevabımız zaten Balıkesir'di. Ailesi yeteneğini keşfedince müzik okuluna yazdırdılar. Yazdırdılar arkadaşlar, çekimli fiil. Keşfedince fiilimse cevabın Balıkesir olduğunu gördük. Şimdi bir fiile mame, ış, iş, uş, üş, makmek eklerinden herhangi birinin getirilmesiyle oluşan fiilimsiye isim fiil denir. Bu ekler mayışmak şeklinde kodlanır. Bunu sınıfta yapmıştık zaten. İsim fiiller bir fiilin adı olur. Dinleyicilerine seslenmek üzere kürsüye yöneldi. Cümlesindeki seslenmek sözcüğü isim fiildir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamanın örneği olabilecek sözcük kullanılmamıştır? Arkadaşlar, isim fiile örnek olmak olmayan ifadeyi bulacağız şimdi biz sizinle. Bakalım. Şimdi dünyayı gezmek neredeyse her kişinin büyük hayalidir. Gezmekte isim fiili yakaladım. Okuyucu aşina olduğu yazarın anlatmak istediğini hemen anlar. Anlamak yakaladım. Okumadan gelişmişliğe ulaşan hiç kimse bulunduğu yerde kalıcı olamaz. Arkadaşlar, okumadan zarf fiil. Ulaşan sıfat fiil, C'de bir şey, C'de bir isim fiil göremedim. C'yi işaretliyorum. Cevabım C olacak zaten. D'ye bakıyorum. Derin mutlaka, Derin mutfakta annesini dikkatle izliyor. Onun yemek yapışını yapmak, yapışış, iş isim fiilini almış. Cevabım C oldu gençler. Evet, geldik 18. sorumuza. Arkadaşlar, 18. soruda en sevdiğim filmlerden biri olan Yüzüklerin Efendisi'ni bir kez daha izlemekten keyif aldım diyen biriyle
ilgili yargılarından hangilerine kesinlikle ulaşılır? Şimdi en sevdiğim filmlerden biri olan Yüzüklerin Efendisi'ni bir kez daha izlemekten keyif aldım. Yüzüklerin Efendisi'nden başka bir filmi 2'den fazla izlememiştir. Yüzüklerin Efendisi'nden başka bir filmi 2'den fazla izlememiştir arkadaşlar. Böyle bir şeye ulaşamıyoruz. En sevdiğim filmlerden biri olan Yüzüklerin Efendisi'ni bir kez daha izlemekten keyif aldım diyor. Ama bir ikiden fazla izlememiştir diye bir ifade söz konusu değil. Yüzüklerin Efendisi'ni en az ikinci kez izlemiştir. Buna ulaşabilirim çünkü Yüzüklerin Efendisi'ni bir kez daha izlemekten keyif aldım diyorsa en az iki kere izlemiş olması gerekiyor böyle bir cümle kurmak için. İkiye ulaştım. Sevdiği başka filmler de vardır. En sevdiğim filmlerden biri olan diyorsa o zaman sevdiği başka filmler de var. 3'e de ulaştım. Cevabım 2 ve 3 oldu. Geldik bir grafik görsel sorusuna. Görsel grafik sorusu. Aşağıda iki farklı ülkenin 2016-2020 yıllarındaki arpa ve buğday üretimine ilişkin grafikler verilmiştir. Buna göre bu grafikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci ülkenin arpa üretimi inişli çıkışlı bir grafik izlerken ikinci ülkenin arpa üretimi 2019 yılına kadar artış göstermiştir. Bakalım birinci ülkenin arpa üretimi yeşilimiz. Arpa üretiminde arkadaşlar inişli çıkışlı bir grafik görüyoruz. Evet, birinci ülkenin arpa üretiminde inişler, çıkışlar, çıkışlar, inişler gördük. Ama ikinci ülkenin arpa üretimi 2019 yılına kadar artış göstermiş. 2019 yılına kadar artış göstermiş ve 2019 yılından sonra stabil devam etmiş. Bu yüzden A seçeneğine ulaştık. Yanlış olanı arıyorsak A bizim cevabımız olamaz. Her iki ülkede de buğday üretimi aynı yılda en yüksek sayıya ulaşmıştır. Buğdayın rengi neydi? Buğdayın rengi turuncuydu. Hemen bakalım. Her iki ülkede de buğday üretimi aynı yıllarda mı en yüksek sayıya ulaşmış? 2020'de en yüksek sayısına ulaşmış. Burada da buğday üretimi 2020'de en yüksek sayısına ulaşmış. B'ye de ulaştık. Şimdi bakalım, buğday üretimi her iki ülkede de 2018 yılında bir önceki yıla göre düşmüştür. Buğday üretimine bakıyorum. Buğday üretimi turuncu renkliydi. Bir önceki 2017'ye göre düşmüş mü? Düşmüş birinci ülkede. İkinci ülkede de 2017'ye göre buğday üretimi düşmüş mü? Düşmüş. C'ye de ulaştım. Bir ülkenin buğday üretimi birinci ülkenin buğday üretimi ikinci ülkenin buğday üretiminden fazladır. Arkadaşlar, hesaplamalar yaptığımda ulaşamıyorum böyle bir maddeye. Ulaşamadığım için cevabım Denizli oldu. Geldik sonuncu sorumuza. Sonuncu sorumuz da güzel bir mantık sorusu. Arkadaşlar, dünyaya meydan okuma savaşı olarak bilinen Kurtuluş Savaşı, yabancı ülkelerin ülkemizi işgalinden sonra başlayan bir mücadeledir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen bu mücadele sayesinde işgalciler ülkemizi terk etmiştir. Erzin, Adana, Dört Yol ve Osmaniye arka arkaya işgalden kurtulmuştur. Bu şehirlerin işgalden kurtulma günleriyle ilgili bilinenler şunlardır. Erzin'den önce kurtulan iki şehir vardır. Şimdi Erzin'den önce kurtulan iki şehir vardır diyor. Seçeneklere göre ilerleyeceğiz, tamam mı? Seçeneklerde yerleştirilecek. Erzin'den önce kurtulan iki şehir varsa Erzin o zaman üçüncü şehirde olacak. 1, 2, 3, 4 tane sütun lazım bize. Erzin zaten tüm seçeneklerde üçüncü sütuna yerleştirilmiş. Bu benim seçenek ele yemememe sebep oluyor şu anda. Osmaniye dört yoldan önce kurtulan şehirlerden birisidir. Osmaniye dört yoldan önce kurtulacakmış. A'da dört yoldan önce kurtulmuş. B'de de dört yoldan önce kurtulmuş. C'de dört yoldan sonra kurtulmuş. O zaman C'ye gitti. C cevap olamaz. Osmaniye 4 yoldan önce
kurtulacak diyordu ya. Osmaniye 4 yoldan önce kurtulmamış D seçeneğinde de. D seçeneğimdi. Gitti arkadaşlar. Şimdi A ve B üzerine odaklanacağım. Şimdi bakalım, tekrar değerlendiriyorum. Adana 4 yoldan önce kurtulmuş olması gerekiyor. Adana'nın 4 yoldan önce kurtulması gerekiyormuş. Arkadaşlar bakın. Adana 4 yoldan önce kurtulmamış A seçeneğinde. A seçeneğimde bu maddeden dolayı gitti. Tüm öncülere uyan, mesela Erzin'den önce iki şehir kurtarılmış mı? Kurtarılmış. İki şehir kurtarılmış. Osmaniye 4 yoldan önce kurtulmuş mu? Evet, Osmaniye 4 yoldan önce kurtulmuş. Adana 4 yoldan önce kurtulmuş mu? Evet, Adana 4 yoldan önce kurtulmuş. Ancak bu sıralamayla oluyor. Cevabımız B oluyor. Gençler, soru çözümümüzü gerçekleştirdik. İnşallah sizin için faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.